Hermetaş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Biz tabii burada sohbete başladık bile Karpaz konusunu Hasan abi. Evet. oradaki işsizlik, oradaki potansiyel, potansiyelin kullanılamayışı bir. Hasan abi, dün ben o bölgedeydim bu arada. Bu potansiyelin kullanılamayışı, muhteşem bir plaj, muhteşem bir doğa. Şüphesiz doğa bozulmamalı ki orada görüştüğüm kişiler de aynı şeyi söylüyor. Mesela Oasis var, çok güzel bir balık yedik. Maşallah Bey var orada. Onunla da konuştuk. Belediyeden Dursun Bey var. Onunla konuştuk. Yani mutlaka doğa bozulmasın. O şartı zaten onlar da koyuyorlar. Ama doğa bozulmasın, bunun yanında ne yapılabilir de konuşmak gerektiğini söylüyorlar. Yani tamam, doğa bozulmasın. Bunun yanında da insanlar oraya gittiğinde faydalanabileceği, o doğal güzellikleri yaşayabileceği alanlar yaratılabilir. Doğa korunarak da, değil mi? Şimdi zaten yani burada bir çelişki yoktur. Karpaz özellikle. Evet. Şimdi ağır sanayi vesaire gibi bölgelerde doğayla kalkınma arasında belki bir ters orantı olabilir. Evet. Doğayı bozmadan maalesef diyelim ki madencilik yapamazsınız. Evet. Tabii işte ne kadar az bozabilirim diye düşünürsünüz orada. Orada öyle teknikler var. Ama şimdi Karpaz'ın geleceği doğayla iç içe gerçekleştirilecek bir turizmdedir. Yani bizim de bu toplumdaki bütün tartışmalarda hayallerimiz, Karpaz'a ilişkin hayallerimiz buna dönüktür. Özellikle de Bafra'da... Bu arada konuğumuz tamam, hazır, telefon olsun, konuğumuz. Ahmet. Ahmet Bey, onunla ilgili de bir şey diyeceğim. Hayır, sen şunu söyleyeyim ama yani vizyon olarak. Şimdi özellikle bir de Bafra'da işte sahilde bu planlanmıştır. Kitle turizmine dönük tesisler tamamlanabilse ortada büyük bir turist kitlesi olacak. Şimdi o turist kitlesini tabii ki oteller ağırlayacak. Bafra'daki sahilde tabii ki plaj tesisleri olacak vesaire kullanılacak ama İnsanlar bir yere tatile gittikleri zaman bütünüyle orada hapsolup kalmayı asla istemezler. Bölgeyi dolayısıyla de büyük konuk belediye başkanı sevgili Ahmet hattımızda olduğuna göre ona hitaben söyleyeyim. Yani büyük konuktaki bir eko gün, hı hı, ondan beslenecek ve ama dönecek o kitle turizmini de besleyecek. Yani belki o eko gün işte yılda 3-5 defa daha fazla olmaya başlayacak. Evet. Dolayısıyla bir halk plajı hem yerli insanlarımıza hitap ederken hem de bu insanlarla bir arada olmak isteyen, onların yaşam tarzını vesaire tatmak isteyen turistlere hitap edecek. Tabii. Bir dip Karpaz'daki koruma alanında hani hep sık sık söyleriz, yapamadık, başaramadık, bir eşek safari olacak. Orada bir gün geçirecek turistler. Yani orada doğanın bozulmaması, Karpaz'ın ekonomik geleceği ve Karpaz insanlarının ekonomik geleceği açısından da esastır. Tamam, çünkü şimdi orada biraz önce dediğim gibi ağır sanayi, madencilik vesaire başka bir şey yoluyla büyük, bir kalkınma olmayacaktır. Veya dip Karpaz'da büyük oteller vesaireyle olacak iş değil. Olmayacaktır. Bu. Ama yapılan en küçük şeyler bile, bak Hasan abi, yapılan en küçük şeyler bile orada düzenlemeye yönelik. İşte bizim basında da çevre katliamı falan filan diye yansıyor. Şimdi tamam, onu da tartışalım. Tabii ki bunlar da alalım. Düzenlemesiz olmaz. İşte onu söylüyorum. Yani çevre dostu düzenlemelerle mümkündür. Yani zaten en az müdahalelerle yapılmalıdır. Bu işlerin yapılması gerekiyor. Şimdi onu öğreneceğiz doğrusunun ne olduğunu. Başkan hattımızda. Günaydınlar Ahmet Bey. Ahmet Bey, günaydınlar. Ahmet Senleroğlu telefon attığımızda değil mi arkadaşlar? Alo. Alo, sesimiz geliyor mu Ahmet Bey? Evet, geliyor. Şimdi tam da şunu konuşuyorduk. Evet, bölge kalkınmalı. Ancak orada kalkınmaya yönelik de yapılan küçük değişiklikler, doğa dostu değişiklikler de hemen basınımıza yok çevre katliamı vesaire diye yansıyor.
Bunun gerçeği, bunun doğrusu nedir diye size danışmak istedik. Sizinle konuşmak istedik. Buyurun efendim, geçtiğimiz günde geçtiğimiz günde gazetelere yansıdı çevre katliamı diye sizin yaptığınız bir hususla ilgili, bir düzenleme ile ilgili. Olayın aslı nedir? Ve o bölgenin bu tür faaliyetlerle kalkınması mümkündür. Ama yapılan en küçük şey de bu şekilde medyaya yansıyor. Siz buyurun, söz hakkı sizde. Evet, iyi yayınlar dilerim Cem Bey, Hasan Bey. Teşekkür ederim bize fırsat verdiğiniz için. Buyurun. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren hep şunu söyledik. Büyükkonut Belediyesi ülkede en büyük sahil şeridi olan belediyelerden bir tanesi. 26 kilometre sahilimiz var. Evet. Ancak halk olarak, belediye olarak şu ana kadar hiçbir ekonomik gelirisi olmayan ve halka hizmet vermeyen tek belediyeydi. Kendi bölgemize baktığımız zaman İskele, Mehmetçik, Erenköy ve Dipkarpaz'da belediyeye ait tesisler deniz kenarlarında var. Tabii işte bunun olmayacak olması, işte Büyükkonut Belediyesi'nin de hiçbir zaman olmayacak manasına gelmezdi. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren hep şunu söyledik, halk için ne yapabiliriz? 2 yıl boyunca da kuzey sahil şeridi içerisinde olan ve geçen gün maalesef üzülerek basına yansıyan çevre katliamı adı altındaki haberdeki yer yaklaşık olarak 2 yıldır gerekli Turizm Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz, gerek şehir planlamayla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda eski bakan Faiz Sucuoğlu döneminde bu çalışmalar hızlandırılmış. Fikri Ataoğlu yeni Sayın Bakan tarafından da bizlere onay verilerek, altını çizerek söylüyorum, verilerek buradaki yere tamamen, bu da çok önemlidir, portatif büfe ve halk içinde bir halk plajı adı altında mevsimsel, yani halk plajını kışın içinde kullanamazsınız. Ve buradaki ilgili yere kesinlikle ahşap olacak şekilde ve portatif betonarme yapılmadan, evet, halk yararına oradaki bölgenin Büyükkonut Belediyesi'ne kiralanmasına ilgili makam, Turizm Bakanlığı onay vermiştir. Tabii evet. Bu alan, şunu kısaca bildirelim, senelerdir 180 tane, geçen sene 27 Temmuz günü, geçen yıl 2015'te 182 tane karavan vardı sahilde kaçak. Çevre katliamı yapardı, işte dedikleri aslında işte atık sularını dökerlerdi vesaire. Ve orada çok üzülerek söylüyorum, kendi temizlik birimim de bunu çok iyi biliyor. Kullanılmış enjektörler, o alanda insan dışkıları, çok üzülerek söylüyorum. Ve bizim müdahil edemeyeceğimiz, çünkü söz sahibi olmadığımız bir alandı. Biz Turizm Bakanlığı'yla dedik, Sayın Bakanımız, bakanlarımız o dönemde bize burayı Büyükkonut Belediyesi olarak kiralayın veya kullanımımıza verin. Biz buranın söz sahibi olalım ve halka açalım. Burası bir sahil. Vatandaşın kullanabildiği kadar kullanacağı, gittiği bir yer. Evet. Ve çok güzel, nacizane bir yer. Şimdi biz Turizm Bakanlığı'ndan bunu görev aldıktan sonra, bunu imzaya aldıktan sonra şu anki kaymakamımıza bizi arayarak, işte burada bir kaçak yapı var. Nedir Sayın Başkan dedik. Dedik hayır, Turizm Bakanlığı olarak portatif bize bir dilekçe yapar mısınız dedi. Ve biz hemen dilekçeyi yapıp kendi inisiyatifi altında halk plajı olarak ruhsatlandırılmıştır diye bir yazı vermesi lazım yasal olarak. Ama hiç anlam veremediğim, hiç nelere hizmet verebilecek veya siyaset olarak da bu işi maalesef yormak istemiyorum ama Sayın Kaymakam işte burası izinsizdir, burası çevre katliamı yapılır gibi geçenlerde bir yerel gazetede manşet oldu. Şimdi buranın sahibi Turizm Bakanı. Turizm Bakanı diyor ki ben burayı Büyükkonut Belediyesi'ne, bizde yazılı kağıt var, biz kiralanmasıyla ilgili Maliye Bakanlığı'nı parayı alan Devlet Emlak Dairesi'ne diyor ki kirala bunu Büyükkonut Belediyesi'ne, ben onayı verdim. Şimdi de kiralama, yani belediyenin bunu parayı yatırması da biliyorsunuz hükümet düştü. Kiralama komisyonu diye bir komisyon var. Üyeleri de yeni hükümet oluşacak. İşte atamalar da zaten bu hafta başladı, gördüğünüz gibi medyada
ve geldikten sonra da bize diyecek ki Turizm Bakanı onayı verdi, biz de tespit ettik. Bu ilgili alanın senelik tutarı, örnek veriyorum, 10 bin liradır. Büyükkonuk Belediyesi de gidecek 10 bin lirasını yatırıp burayı yani yasallaştıracak. Ama Turizm Bakanı da, bu Turizm Bakanlığındaki yetkililer de, zaten başkan biz onayı verdik ve bu para ödenene kadar da sen buradaki portatif büfeni, halka temizliğini yap. Ve biz gittik oradaki mevcut yerde, hiç katliam yapmadan, söylendiği gibi değil, kum zambaklarını da koruyarak ve vatandaşlar söylüyor zaten, Kaplıcalılar. Yukarıda o sahilin üst tarafında, yani 200-300 metre yukarıda arpa ekili yerler vardı. Yani vatandaş gider orayı, arsa tarlaydı, arpa eker ve biçerdi bunu. Yani ziraat yapardı. O alındaki vatandaşa izinli olarak Turizm Bakanlığı'nda otopark amaçlı kullanımıyla ilgili yeri biz düzeltme işlemi yaptık. Ama orası işte karettaların yuvası, karettalar da gitti, belediye de burayı işte katliam yaptı diye bir nokta değil. Evet. Karetta gider kuma yumurtlar, kum zambakları zaten orada özenerek korunmuş bir noktadadır. Ve ama bir kamuoyu yaratılmaya çalıştı, işte belediye katliam yapar. Üzüldüm aslında, basına açıklama gereği de yapayım mı diye de şey yaptım. Sonra gereksiz olduğunu düşündüm. Çünkü gelen vatandaş, gelen gazeteci, gelen bu arkadaşları ben bekledim, gelip görsünler yerlerinde nereyi katliam yapmışız. Yıllarca veya Sayın Kaymakam diyor ki işte orası çevre koruma alanıdır da işte bu ilgili alanda olmaması lazım. O zaman Sayın Kaymakamım, 8 yıldır 180 tane kaçak karavanın olduğu alanda bu ülkede değil miydiniz? Evet. Kaymakam değil miydiniz? Yani şimdi niye bunu gündeme getiriyorsunuz? Sayın Başkan, niye şimdi görev değişikliğine az kalan bir sürede bunları medyaya taşıyarak gündem olmaya çalışıyorsunuz? Evet. Burada kaymakamlığın esas görevi bence kaymakamlığın, ki bu öyledir, böyle olması gerekir, halktır. Halka hizmettir. Eğer Büyükkonuk Belediyesi burayı birine peşkeş çekecekse, eğer Büyükkonuk Belediyesi burayı birine verecekse ve bu işten rant sağlayacak, bütün halkın ayaklanması gerekir de doğrudur da. Ama burası halk plajı olarak Büyükkonuk Belediyesi'nin personeli, birkaç kişinin burada, yani yapacağımız bir şey de yok. Restoran da yapmadık buraya. Biz koladır, işte içecektir, buzlaştır, hamburgerdir, çipstir. Yani halkın orada gidip, ve şunu da söyleyeyim, bittiği gün portatif alıp tırın üzerine koyabileceğimiz küçük bir büfe. Nasıl evet. Türkiye'de, nasıl Avrupa'ya gittiğimizde birçok, İngiltere'de yolun kenarlarında böyle sinek yapan şeyler var. İşte fish and chips yapan küçük kafeteryacıklar var. Böyle bir şey kurduk. Evet. Ama medyada işte belediye katliam yaptı, düzeltti, kırdı, döktü noktasında yapmak, yani bunları söylemek doğru değil. Yani evet, işin ibediyatı da bu. Evet. Ama Sayın Kaymakam eğer bu işlerde hassas iseydi, niye gelip bu bölgeyi görmedi? Eğer bu açıklamayı yapan bir kaymakam, ben 10 gündür bizzat kendim oradayım bu çalışmalar yapılırken ve kendilerini kaymakamlık olarak da davet ettim. Niye Sayın Kaymakamımız gelip orayı görmedi? O zaman ben bu işin altında bir şey ararım, siyaset ararım belediye olarak. Eğer gelse ve cidden bir sıkıntı varsa Büyükkonuk Belediyesi ve ben başkan olarak niye bunu ille de yapayım noktasında olurdum. Ama Sayın Kaymakam buraya gelmiyor. Bir tane müfettiş gönderiyor ve müfettişe bana rapor yaz diyor. Evet. O zaman ben bu işte, ama bunu ama bu çok hassas bir noktadır. Burada yapılmak istenen halk plajıdır. Ben evet, de o zaman belediye olarak çağrı yapıyorum. Dipkarpaz'dan Lefke'ye kadar bütün deniz kenarlarını gezelim. Bütün otellerin yaptığı yerlere bakalım. Her yere bakalım. Çok özür dilerim, diğer meslektaşlarımın yaptığı işlere bakalım. Ama Büyükkonuk Belediyesi olarak niye biz her aşamada önümüze engel konmaya çalışıyor? Betonarme yapmadık, bungalov yapmadık, otel dikmedik, denizin içine beton dökmedik. Hiç betonarme kullanmadan portatif ahşaptan yaptık ve yarın iş bittiğinde 4 tane vida sökülerek alıp gidilecek oradan. Öyle bir noktada yaptık. Ama
üzülerek söylüyorum. Yani yani yapmak istenen veya giderayak şimdi bir görev değişikliği esnasında işte belediyeye bir yazı gönderiyor bize. İşte bunu durduk diyor da yasal işlem başlatacak. Halka hizmet vermeye çalışan bir belediyeye kaymakam diyor ben yasal işlem başlatacağım. Başlatın. Yani biz burada halkın denizi orayı temizledik. Kamyonlarca pislik çıktı. Yani kendi temizlik birimim oradadır. Yani ağza alınmayacak envanterler bulundu orada. Yani şiringasından söyleyemeyeceğim şeylere kadar evet. Orada envanter. Ve biz burayı temizledik. Halka yani bir... açtık. Halka açıyoruz. Evet Ahmet Bey. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sayın Başkan bu karpazın geleceği ne olacak yani? Böyle giderse. Hasan Bey yani bakın iskeleyi ben bir yumruğa benzetirim. İskele Belediyesi, Büyükkonuk Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi, Erenköy Belediyesi ve Dipkarpaz Belediyesi. Bu yumruğun bir parmağı var Büyükkonuk Belediyesi. Biz halka hizmet vermeye çalışırız ve burası birkaç kişi ekmek olacak. Çocuk alınacak yani üniversite mezunu işsiz çocuklar. Yani sahilde temizlik yaptıracağım. Yani temizlik yaptırırken başka gazetelerin söylediği gibi çevre katliamı değil ha. Yani çöpü temizlettireceğim. Ve o insanlar 3-5 kuruş para kazanacak. Az önce Hasan abinin söylediği gibi ne olacak bu karpazın geleceği? Evet ne olacak? Ne yapalım yani? Çekilelim yuvamıza. Belediye hiçbir artı gelir elde etmesin. Halka hizmet vermesin. Maaşı ödeyemesin. Bayramlıklarını ödeyemesin çalışanın. Ve yani birileri de alkışlasın. Yok. Ben Büyükkonuk Belediye Başkanı olarak açık net söylüyorum. Eğer vatandaşla ilgili hizmetime engel gelip yasasızlık işleyeceksem işleyeceğim. Ama vatandaşımın hizmetini, belediyemin gelirini çıkartmak için de sonuna kadar mücadelemi her platformuna vereceğim. Ama bunu söylerken gidip karatta yuvasını parçalayacağım, kıracağım noktası yok. Yani anlatılmak istenen kareptaların olduğu yer varmış ve belediye buraya yok böyle bir şey. Eğer var iseydi 10 yıldır 180'lerce karavan var orada kaçak. Niye engel olmadı biri? Yani o yüzden Karpaz'ın geleceği dimdik ayakta durarak ve savaşarak olur. Artık biz de varız. Biz de varız. Yani evet. Bu memlekette biz de söz sahibi olmamız lazım. Dünya kadar işsiz insanımız var. Gencimiz, arkadaşım var. Biraz önce berberden çıktım sabahleyin. Bir tıraş olana kadar 3 tane gencim bana ya başkan bize iş vermez miyim dedi. Evet. Ne yapalım yani? Rum tarafında iş kapandı bu insanlar Rum tarafına gitsin. Bir hizmet yapacak belediye engel. Kaymakamlık tarafından engel ha. Kaymakamlıktır bu memlekette hizmet verecek olan esas merci olmalıdır. Ve diyor ki belediye ya biz burayı yani her şeyde engel. Nereye kadar yani o yüzden biz belediye olarak ekibim olarak her zaman şunu söyledik. Durmak yok gerçekten halk için ne yapılması gerekirse tabi yasal prosedürü de yaparak hizmeti vereceğiz. Bölge insanımız için vereceğiz. Evet. Kırsal kesimiz kuraklık var. Hayvancı otu alamıyor. Çiftçi ödeyemiyor. Parasını alamıyor. Ve belediyenin milyonlarca alacağı var halktan ve biz halkımıza yasal bir şey de başlatamayız. Çünkü doğal olarak kuraklık var ve belediye ayakta durabilecek bir noktada değil. Vatandaş da belediye borcunu ödeyemiyor. Yani o yüzden inşallah yeni oluşacak olan bütün yöneticiler de halklara, belediyelere sahip çıkar da bu tür kamuoyunda sırf işte ön plana çıksın diye şov amaçlı da demeçler vermez diye düşünüyorum canım. Umarız öyle olur. Teşekkürler Sayın Başkan. Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Ahmet Senneroğlu hattımızdaydı. Hemen şimdi arkadaşlarımız Supi Bey'i arayacaklar. Supi Coşkun'u. Onunla da Dip Karpaz'ı konuşacağız. Senin de dediğin gibi ben büyük koruktan... Ben biraz Davet beklerdim ya. Yani, gerçi Ahmet Bey dertli bugünlerde diye. Ben insanları yani bak Karpaz'ın en güzel mevsimine girdik neredeyse. Şimdi biraz daha sıcaklar başlayınca biraz daha sararmış olacak her yer falan. Doğa süper şu an Hasan abi. Yani en muhteşem. Güzel şeyi. Yani. Dönemi bence. Yani güzel bir hafta sonu kaçamakları olur oraya. Bir gece, evet. iki gece konaklamalı. Yani işte tabii Kıbrıslılar aslında zaten bir şey söyleyeyim mi? Plaj falan tartışıyoruz ama aslında sorun da yok ya. Plajda da sadece güneş taşı yakarken
girmeyi tercih ederler. Yani veya denize ancak güneş taşı yakarken su ısınınca girerler. Sen hamam suyu olmasını bekleriz. Şimdi bu dün tabii o tarafa ama gittim. Ama yani erken girenler de var tabii. Şöyle yani bir şey söyleyeyim. De deniz mevsimini artık açmayı düşünüyorlardı. Söylenen şey de var. Mesela bir standart getirilmesi konusunda işte hani bölge insanına orada bangalovlar şunlar bunlar bununla ilgili standart talep ediyorlar. Yani biz yüzlerce her firma yüzlerce bangalov değil işte 15 tane maksimum 20 tane oradaki yaşayan insanlara da iş imkanı yaratacak şekilde. Çünkü şey değil Hasan abi mesela diyorlar ki bizde diyor 20 tane var diyor bangalov ama diyor ben diyor 100 tane koyayım 100'ü de dolar diyor. Yani onu doldurmada sorun yok. Mayıs'tan Eylül'e kadar o süreç içerisinde. Bir diyor bunu 12 aya yaymak lazım. İki, böyle ufak ufak. İşte o 12 ay meselesi ciddi bir sorundur. Sorun. Yani tabii. Kolay bir şey değil ki. Kolay bir şey değil. Ama en azından diyor 15-20 olursa onu tölere edebilir diyor. Yani diğer 6 ay ya da tölere edebilir. Ama diyor işte kendi aralarında, oradaki insanların söylediğini söylüyorum. Kendi aralarında da bir mesafe olmalı bu bangalovların. Ona göre de orada o plajlar bu şekilde değerlendirilebilir. İşte filtre bilmem ne şu yani bu. Ben tabii bu plajda bangalov işi konusunda o kadar sıcak değilim. Yani plajın dibine değil. Başkanla biraz belki daha ters düşebiliriz. Plajın... Benim daha çok sevdiğim ki bu Dipkarpaz'da şimdi var. Köy içindeki alanların değerlendirilmesi. Tabii. Yani yani şimdi Dipkarpaz'da gayet güzel tesisler var öyle aile işletmesi. Eko turizm açısından. Hatta onun başka şekillerde desteklenmesi. Yani mesela işte başkanla konuştuydum bir ara. Mesela köy meydanında her akşamüstü yer alacak. Küçük bir pazar 2-3 saat açık kalacak. Yani bunu Lefkoşalı da bilecek. Karpaz'da plaja gittim. İşte yazda tabii diyelim var. Ki 6'dan 8'e pazar var orada. Konuştuk var. O gün bahçeden gelen domates, projeleri, o gün bahçeden gelen salata. Projeleri varmış. Şimdi işte anlatacak. Erken yani çok yakın geçmişti. O gün veya birkaç gün önce yapılmış köy hellimi. Supi Beyciğim ben konuşmaya başladım da bile tahmin edebileceğin gibi. Supi Bey Hasan abi diyor ki ne olacak bu Karpaz'ın hali? Vallahi ben ona soruyorum. Ne olacak Karpaz'ın hali? Ben soruyorum. O bana sormasın. Ben yaşıyorum zaten içinde sıkıntılarla. O zaman ne yaşıyorsunuz? Nedir sorun? Gençler tabii mesela ki, Ahmet Bey. Ki. Evet. Ahmet Bey hattımızdaydı az önce. O da söyledi. Siz de buyurun. Hasan abi dedi ki büyük konuktan başlar dip Karpaz'da biter. Bir baştan biz ondan bağlantı yapalım dedi. Buyurun. Tabii ki bütün samimiyetimle söylüyorum. Allah sizin gibi duyarlı böyle insanları özellikle İskele bölgesi için başımıza eksik etmesin. Teşekkürler. Başınızda değil, yanınızdayız biz başkan. Evet. Biz başta değil, yanınızdayız. Evet. Başta ama olanlar başkaları. Başta olanlar problem. He. Duyarlı insanları dedim. Evet. Ben siyasetçileri demedim. Sizin gibi duyarlı insanları. Çünkü en azından sizin aracılığınızla Dip Karpaz olsun, Büyük Konulu olsun, Erenköy olsun sesimizi duyurabiliyoruz. Buyurun. Bakın her hükümet programı olduğunda hangi siyasi parti olursa olsun hükümet programında ilk önce İskele bölgesini koyuyor. Kırsal kesim kalkınması için ve bir de Omorfo'yu. Ama gel gelelim 40 yıldan beridir biz Dip Karpaz olarak gerçekten hiçbir şey görmedik. Bakın Cem Bey, Hasan abicim, Dip Karpaz'ı bir leğen düşünün. Tekne leğen var ya. Etrafımızda olduğu gibi sit alanı, milli park alanı ilan edilmiş ve burada hiçbir şey yapamıyoruz. Hı. 76'dan bu tarafa biliyorsunuz Dip Karpaz Rum yerleşik bir yeriydi. 75'ten sonra iskana açıldı. Ve bu insanlar burada buraya gelirken hayatını idam ettirmek adına işsizlik hak safhasında ve eğer şu an gençlik Dip Karpaz'dan kaçıyor. Gençlik Dip Karpaz'da kalmadı. Nereye gidiyor? Maosa'ya, Lefkoşa'ya yerleşmeye gidiyor. Çünkü hasbelkader 76'dan bu tarafa geldiğinizde eğer köyün içinde herkese aşağı yukarı 100 dönüm veya 90 dönüm bir tarla dağıtıldı. Eğer köyün içinde babanıza 2 dönüm 3 dönüm köyün içinde bir yer düşmüşse en şanslı sizsiniz. Çünkü en azından ev yapabilirsiniz orada. Eğer hemen köyün yan tarafına size yer verildiyse vay halinize çünkü sit alanı, milli park alanı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hmm. Ve şu an Dip Karpaz'da 150
lise mezunu işsizim vardır efendim. Büyük rakam. Şimdi turizmde engel, tarımda engel. Bakın kuzey tarafında Efrendriga çiftliği vardır vakıfların. Evet. 74'ten önce ben bunu her seferinde bunu söylüyorum. Belki bazı siyasiler kızıyor. Kardeşim açık ve net söylüyorum. Dipkarpaz halkı boş ve yer altı kaynaklarını, yer üstü kaynaklarını da başkalarına peşkeş çekilerek bu halk kullanamıyor. Yer üstü kaynaklarını bile kullanamıyor. Efendriga'da ne oluyor Süpi Başkan? Efendim? Efendriga çiftliğinde ne oluyor? Bir şey mi oluyor ki ona atıfta bulunuyor? Bakın Rum zamanında orası tamamen tarıma açık 40 bin dönüm tarla ekiliyordu. Evet. Şu an 75'ten bu tarafa 10 binini biz kullanabiliyoruz. Neden? Ve şu an gidiyoruz. Halk mesela müracaat ediyor. Haliyle tabii 30 sene içerisinde, 35 sene içerisinde burası ormanlaşmış. Ve halk gidip vakıflarda bunu müracaat ettiğinde alıp da tarıma çevirsin. Çünkü işsizlik halk safhasında bu insanların bir tek geçip kaynağı iki şeyde vardır efendim. Bir tarım, bir de turizm. Turizm sonucunu gördünüz nereye geldi. Bir de bu insanların tarım 40 yıldan beridir. Bir de biliyorsunuz meşhur eşeklerimiz vardır. Evet. Biz bu eşekleri her seferinde söylüyoruz malımızla ve canımızla bedel ödemiş bir halk olarak, Dipkarpaz halkı ve Kalaburun halkı olarak. Ve gelin Dipkarpaz'da yaşamınızı sürdürün. Demin Hasan abi bir şey söyledi. Köy meydanında küçük pazarlar kurulsun. Gerekirse zebzele yetiştirilsin ve o da satılsın falan, öyle değil mi? Evet. Seninle bunu çok konuştum zaten. Evet. Şimdi Hasan abi, eğer bir toplumda toplam 10 hane varsa, 10 hane de kirbitçilik yaparsa, kirbit satarsa veya su satarsa orada bir şey olmaz. Yalnız şu açıdan söylüyorum. Şimdi bu halk zaten herkes kendi kafasında küçük çapta ekonomi durumu düşük olduğu için ufaktan da olsa bir domatesini, bir salatalığını, bir patatesini ufaktan da olsa ekiyor zaten. Yani siz burada pazar bile kursanız emin olun ki siz satış yapamazsınız. Anladım. Yani şeyi bölgeye gelen konuk sayısını artırmak lazım o zaman başkan. Evet. Evet. Bakın ben yani günübirlik bile gelse artırmak lazım. Tabii i̇şte ki. Önce hafta sonu için artırmak lazım. Sonra belki daha uzun süreli kalışları artırmak lazım. Yani demek ki dikkatimizi bölgeye dinlenmeye gelen insan sayısını, eğlenmeye demiyorum fazla. Çünkü o biraz farklı çağrışımlarda bulunabilir. Artırmak lazım. Bu nedenle zaten Dipkarpaz'dan başlayarak aslında, yani en uçtan başlayarak Karpaz Yarımadası'nın bizim insanlarımızın kaçış yeri olması, dinlenme yeri olması planlanmalı veya teşvik edilmeli öncelikle diye konuşuyorum ben hep ama evet. Yani bunun için alınabilecek tedbirler var. Yani sizin sıkıntılarınız var bu konuda biliyorum. Biz şey yapacağız zaten. Şimdi efendim bakın biz sahillerimizi bile kullanamıyoruz. Belki bakın Ayfilo'da, şu an Ayfilo'da kuzey tarafında Dipkarpaz Belediyesi'nin plajı vardır. Ve çok güzel de bir plajımız vardır orada. Evet. Orada Turizm Bakanlığı tarafında bir binamız dikildi orada. Turizm Bakanlığı tarafında yapıldı. Ve ben göreve geldikten sonra açalım. Orada bu halkı teşvik edelim. Bugün Hasan abicim her evde bugün 10 tane çocuk var. Bu insanları biliyorsun 67 vilayetten gelmiş bir halk vardır. Bu Dipkarpaz Kalaburun halkı, özellikle Dipkarpazlar. Biz geldiğimizde keşke bir 30-40 tane, ben Muş'tan geldim. Ben Muş'un kültürünü bıraktım. Ben geldim burada Kıbrıs Türk'ün kültürünü yaşama şeye geldim. Çünkü ben bugün bir Kıbrıslıyım artık. 6 yaşındayken geldim bu memlekete. Okuma yazmayı hiç okula gitmeden öğrenen insanlar gibi Kıbrıs Türk'ünün medozor ile kimse bana öğretmeden kültürünü aldım. Bir Kıbrıslıyım. Artık bizim aramıza böyle girip de nifak tohumları birilerinin siyasi oyunlarına gelip de sen işte Karadenizlisin, sen doğulusun. Biz en azından 2 yıldan bu tarafa bunu ortadan kaldırdık. Biz hepimiz Kıbrıslıyız. Burası bizim vatanımızdır. Evet.
Başka bizim oldu üzerimize politika geliştirmesin. İşte plaj ne oldu? Yani bunları plajla ilgili söylüyorsun sanki de Supi Başkan. Hayır, plaja bakın. Turizm Bakanlığı tarafında bina yapılırken ahşaptan efendim. Ahşaptan yapılmış ve ben de kamu yararına gelen dışarıdan gelen insanların ve Dipkarpaz halkının isteği üzerine 8 tane ahşaptan direk, belki fotoğraflarda gördünüz, mavi bir brandayla geçici olarak yaptım ve şu an mahkemedeyim. 3 defadır mahkemeye gidiyorum. Peki birinci derecede siz aranıysa, siz bakanlık olarak yapıyorsunuz da, ya ben gölgelik yapmışım. Sizinki suç olmuyor da benimkin mi oluyor? Peki ben bunu bireysel mi olarak yapıyorum Hasan abicim? Ben de eğer buranın belediye başkanıysam kamu yararına yapıyorum. Ben bu halkın hizmetkarını yapmak adına biz bu görevlere geldik. Elbette halkımızın istediği yasal çerçevede neyse yapmamız gerekiyoruz. Ama maalesef her şeyde engel, her şeyde yasaklar, bir tek dip var fazla mı işliyor yani? Bizim derdimiz budur. Evet, evet. Bakın benim 7 tane davam var. 2 yılın içinde 7 dava. 2 sene daha kalmış. Acaba bu 20'ye mi çıkacak? 4 sene sonra acaba ben hapiste mi geçireceğim? Ne olacak? Evet. Şimdi bu davalar hepsi refahı, böyle galif yapmakla vesaire mi ilgilidir başkan? Yok çok çok şeyler de var efendim. Yani en ufak bir şey oldu mu zaten hemen ver mahkemeye. Nasıl olsa garibandır. Buna sesi çıkmazsa olur çıkmaz. Emin olun ki aldığım davaların belki kat kat fazlasını Lefkoşa, Mausa, Girne'deki belediyeler fazlasıyla yapmışlar. Orada benim yaptığım asla suç sayılmaz, evet. Ama ben yapınca suçtur yani. Başkan, şimdi biz Hasan abiyle de konuştuk. Dün de sana bahsetmiştim. Kamerayla geleceğiz. Orada bölgede çekimler yapacağız. Beraber sohbet edeceğiz Hasan abiyle beraber, değil mi abi? Gideceğiz tamam, mi? Bunu şeyleri de bulmak lazım canım. Yani kaymakam, Turizm Bakanlığı veya hatta başbakan. İşin, bu yani, başka şeyi de o bölge halkını önce bir dinleyelim, sonra onları tamam, şey yaparız. Tamam zaten yani o bağlamda söylüyorum, evet, ben de. Evet. Yalnız hakkını... Yani çünkü bu başkanların söyledikleri, yani şimdi Supi Başkan'ın söylediklerini başbakanın yanıtlaması gerekiyor. Tabii. Hani niye başbakan diyorum? Çünkü yarın denebilir ki işte Turizm Bakanı benim yetkim odur, diğeri başka bir şey der falan. Dolayısıyla hükümetin başının... Evet. Bunları yanıtlaması şimdi gerekiyor. Yani bu insanlar ne yapacak orada? Evet, Supi Başkanım, süremiz doldu da o yüzden böyle yalnız konuşuyorum. Bir dakika bir şey söyleyeyim Cem Bey. Özür diliyorum. Şimdi diyor yiğidi öldür hakkını inkar etme. Bakın Fikri Ataoğlu yeni bakanımız bu konuyu gördüğü anda çok rahatsız oldu. Türkiye'ye gitti. Türkiye'ye gidip geldiğimde hemen bu konuyu çözeceği için bize söz de verdi. Evet. Şimdi Allah var yukarıda. Sayın yeni Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da bu konuyla ilgilendi yani. Bunu evet, da belirtmek isterim. Tamam. İnşallah çözülür. Teşekkürler Sayın Başkan. Dediğimiz gibi geleceğiz bölgeye. Teşekkürler Supi Başkan. Görüşmek üzere. Hadi saygılar efendim. Görüşürüz. Sağ olun. Sayın seyirciler, Dipkarpaz Belediye Başkanı Sayın Supi Coşkun'la da konuştuk. Dipkarpaz'ı en başından başladık. Büyük konuktan en sonu Dipkarpaz'da bitirdik. Şimdi kaç cümle söyleyebiliriz? Söyle abi, hemen kapatalım. Yani şimdi burası dediğim gibi bizim kaçış yerimiz. Dolayısıyla aslında bir Lefkoşalı'nın, bir Girne'linin, ben halk için konuşuyorum şimdi, tamam mı? Yani siyasi veya bürokrasi düzeyinde yetkiler falan konuşur da biz halk bakımından yani fikrimiz pürdür, yani saftır. Yani yasa ne der, şu ne der, bu ne derin dışında konuşuyorum şimdi. Biz oranın daha bakir kalmasını isteyebiliriz. Senede birkaç defa kaçıp gittiğimizde aynı şingacıyı, aynı kayacığın üstünde falan bulmak isteyebiliriz. Ama orada insanlar yaşar. O insanların işte iki başkan da söylediği işe ihtiyacı var. Yani Ahmet Senaroğlu dedi ki bugün sabahtan kardeşim ben gittim berbere, 3 kişi benden iş istedi. Bugünden söz eder. Net. Sadece berberden söz eder. Evet. Peki yarım saatten 45 dakika içinde yaşadığından söz eder. Ama başkanlar söz eder. Şunu diyor, çevre katliamı yapma dine, peşinde değiliz dine, diyor. Ne dedi, ben çevre katliamı yapacaklar demek istemiyorum. Tabii. Supi Başkan diyor ki benim köyümde 150 tane işsiz üniversite mezunu var diyor. Veya lise mezunu, evet. Neyse yani. Belli bir eğitim genç almış insanlar. Diyor. Genç var diyor. Hayır, daha diğerlerini söylemiyor. Muhtemelen çünkü gizli işsizlik olabilir. Yani hayvancılık yapan bir ailenin çocuğu orada Kıbrıs deyimiyle gurdalanıyor. O onu iş sayıyor. Çünkü öyle tarım
bazen gizli işsizler barındırır. Tam tabii. Verimli olmayan. Dolayısıyla Karpaz'ın geleceği konusunda ben programı başlarken kendimce bir vizyon çizmeye çalışmıştım. Yani bu işte ekoturizm mi olur dersiniz adına, yerel turizm faaliyetlerini o tarafa yönlendirmek mi dersiniz, ne derseniz deyiniz. Buna hükümetlerin en genelde, en tepeden böyle bir şemsiye gibi sahip çıkması lazım. Şüphesiz. Kardeşim yani hangi plajlar halka açılacaksa, açılmayacaksa. İşte her belediyeye tahsis etsinler. Yani işte belediyeler sıra sıra zaten. Yani bir çizginin üstündeki bir yer gibi. Tabii. Tamam. Yani standart oraları işte halk şey plajları olsun. Aynen. Hem o yerli insanların hayır, faydalanması. Hayır, bu bizim için de önemli. Hem de, yerli insanlar için de. Değil mi? Evet, evet. Hem yani oranın hizmet insanları kalitesi için vesaire. Hem de buradan gidecek olan insanlar orada işte bir gölgeliktir, tuvalettir. Bu tür hizmetler alabilsin. İçecektir vesaire bulabilecek şekilde olsun. Zaten tersi durumda biz benzer şeyleri yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Yükleniyoruz kocaman kocaman o buzluk dediğimiz şeyleri, neyse plastikleri, içlerinde bir sürü şey. Bazımız duyarlıyız, geride bir şey bırakmayız. Bazımız daha az duyarlıyız, geride şişeler, naylon poşetler, evet, vesaire vesaire bırakıyoruz. Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı sona erdi. Çıkınca kafan dominosa gider. Meraklı o benim yeğenim, biraz aşık, biraz çılgın.